Herkese selamlar, merhabalar. TYT Kimya'nın ve 9. sınıfın önemli konularından birisi Kimya Bilimi Ünitesi'ne başvuruz. Kimyanın alt disiplinlerine bugün gelin birlikte bakacağız inşallah. Diyelim ve başlayalım. Evet, maddelerin hangi bileşenlerinden oluşunu ve bu bileşenlerin özellikle şu kelime çok önemli, miktarlarını inceleyen kimya disiplini analitik kimyadır arkadaşlar. Analitik kimya maddelerin hangi bileşenlerden oluşunu ve bu bileşenlerdeki miktarları inceleyen kimya disiplinidir. Bir maddenin hangi element ve bileşiklerden meydana geldiğini bulmaya yarayan analiz türüne ne diyoruz? Nitel analiz, nitel. Bu bileşenlerden her birinin miktarlarını hedefleyen analiz türüne nicel diyoruz arkadaşlar. Bakın, nitel niceli şuradan ayırabilirsiniz. Bakın C. Burada aklımıza C'den ne gelsin arkadaşlar? Derece gelsin. Derecede de bir ölçüm var. Yani burada da miktarını belirleyen analiz gibi düşünebilirsiniz. Analitik kimya ne yapar arkadaşlar? Örneğin şeker pancarındaki şeker miktarının belirlenmesi. Besin maddelerinin içerik analizi. Genelde böyle sorulur. Der ki mesela işte besin maddelerinin içerik analizinde aşağıdaki kimyanın alt disiplinden hangisinden yararlanmaktadır? Sen hemen diyeceksin ki bir analiz var. Zaten burada analiz kelimesi de geçiyor. Analitik kimya ya da pH hesaplamaları. Ya da örneğin suların sertlik derecelerinin tayininde. Yine idrardaki kimyasal maddelerin tür ve miktarlarının saptanması gibi çeşitli uygulama alanlarına sahip olduğunu bilelim arkadaşlar. Bir diğer kimyasal disiplini canlı organizmalarda bulunan kimyasal bileşiklerin yapısını, özelliklerini ve organizmanın yaşam süreci boyunca gerçekleşen kimyasal tepkimelerini incelemeye odaklanır. Biz buraya biyokimya diyeceğiz arkadaşlar. Biyokimya. Evet. Canlı anlamına gelen bios ve kimya kelimelerinden türetilmiştir. Yani canlı kimyası olarak tanımlanır arkadaşlar. Yine şuraya da biyokimya olarak yazalım. Biyolojik süreçleri kimyasal prensipler ışığında değerlendirerek analiz eder. Bu sayede karbonhidratlar, proteinler, lipidler, nükleik asitler, vitaminler, hormonları görüyorsam aklıma ne gelecek arkadaşlar? Biyokimya gelecek. Buradaki şekilden de arkadaşlar ilerleyen yıllarda bu şekilleri daha da iyi göreceksiniz. Özellikle AYT'de 12. sınıfta organik kimya ünitesi var. Orada daha detaylı göreceğiz. Karbon elementini içeren bileşiklerin yapılarını, özelliklerini ve tepkimelerini kapsamlı bir şekilde inceleyen kimya disiplini organik kimya olacak. Organik kimya. Petrol ürünleri, kozmetik ürünler, ilaçlar, plastikler, boyalar, deterjanlar. Organik kimyanın çalışma alanına girecek arkadaşlar. Tabi sadece karbonla değil, meydana gelen bileşiklerin çeşitliliği nedeniyle kimyanın en geniş alanıdır arkadaşlar. Ama özellikle sen karbon elementi içeren bileşiklerin yapıları diyorsa aklına ne gelecek? Evet hocam, organik kimya gelecek arkadaşlar. Var mı sıkıntı? Devam edelim. Organik olmayan bileşiklerin yapılarını, özelliklerini ve tepkimelerini inceleyen bir kimya disiplinidir. Asitler, bazlar, tuzlar, metaller, ametaller, yarı metaller, mineralleri görüyorsam aklıma anorganik kimya gelecek. Yanda örneğimiz tuz örneği var arkadaşlar. Yine asitler ve bazlar birleşerek tuzları oluşturuyordu. Değil mi? Kuvvetli asit, kuvvetli baz. Onları zaten ilerleyen senelerde daha da iyi anlayacağız. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Organik kimyada karbon elementi içerecek. Anorganik kimyada organik olmayan bileşikleri, yani asitler, bazlar, tuzları değinebileceğiz. Anorganik kimyada bu şekildeydi. Kimyasal sistemlerin özelliklerini ve davranışlarını, tepkimelerin nasıl meydana geldiğini ve kimyasal olaylar arasındaki enerji dönüşümlerini inceleyen bir disiplin. Fiziko-kimya arkadaşlar. Fizikle kimyanın bileşimi. Fiziko-kimya. Çok çok önemli ve çok çok değerli. Fizikle kimyanın bileşimi. Fiziko-kimya. Özellikle şurada kimyasal tepkimelere etkilerini, değil mi arkadaşlar? Sıcaklık, basınç, hacim ve derişim gibi fiziksel faktörlerin kimyasal tepkimelere etkilerini inceleyecek. Yine örneğin gazların balonlardaki davranışları, bir parça buzun erime sürecindeki değişimler, yemek tuzunun su içinde nasıl çözündüğü veya araç motorlarında yakıtın nasıl yandığı gibi olayların anlaşılmasında önemli olacak. Ve son alt disiplinimiz polimer kimyası olacak arkadaşlar. Söylediğimizi yazalım. Polimer kimyası. Makro moleküllerin, yani büyük moleküllerin kimyası olarak da geçer arkadaşlar. Poli çok demek zaten.
Polimerlerin sentezi, yapıları, özellikleri, davranışları ve uygulamalarını inceleyen kimya disiplini olacak. Plastikler, kauçuklar, fiberler burada karşımıza çıkacak polimer kimyasında. İyi bir şekilde öğrendiysek gelelim bu etkinliğimize. Karbonhidratlar, proteinler, lipidler, nükleik asitler, vitaminler ve benzeri moleküllerin detaylı incelenmesini sağlayan kimdi? Biyokimyaydı arkadaşlar, değil mi? Biyokimya. Özür dilerim. Asitler, bazlar, tuzlar, mineraller diyorsam ne gelecek aklımıza? Anorganik kimya, organik olmayan. Anorganik. Bir parça buzun erime sürecindeki değişimler. Yemek tuzun su içinde nasıl çözülmesi? Neydi hocam? Fizik de kimyanın birleşimiydi. Yani fiziko-kimya. Şimdi buradan durduralım. Buradan sonrasını sizi çözmeye çalışın. Bir yudum su içeyim ben de orada. Evet. Plastik, kauçuk, fiber deyince aklımıza ne gelecekti? Polimer kimyası. Polimer. Karbon elementi içeren birleşimlerin yapılan inceleyen organik kimya. Organik kimya. Besin maddenin içerik analizi. pH hesapları, suların sertlik derecelerini tayin ediyorsa aklımıza analitik kimya gelecek. Analiz diyor zaten. Analizden hemen aklına analitik kimyayı çağrıştır arkadaşım. Evet, kimyanın alt disiplini bu şekildeydi. Bence yeni şekilde böyle olur. Umarım anlaşılmıştır diyelim. Bir sonraki videomuzda kimya alanında kariyer odakları var. Kısa bir yer yine de bahsedeceğiz. Kitabımız olduğu için görüşmek üzere.